Trans Starting Event dönüyor ortada hocam, bilginiz Evet olsun. hocam. Şu anda başladı arkadaşlar. Evet Ebru hocam, sunumunuzu yapmak üzere sizi sahneye davet ediyoruz diyelim. 10 dakika süreniz var. Buyurun. Merhaba herkese tekrardan. Ben bugün Cultural Heritage Projesi'nden sizlere bahsedeceğim. Bu çevrimiçi proje 5 Kasım 2019'da başlayıp 2020 Haziran ayında tamamlanmış olup yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde Türkiye ve Arnavut ülkelerinin kuruculuğunda Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Ürdün, Litvanya, Kuzey Makedonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Tunus ve Türkiye'den 48 öğretmen ve 500'ü aşan öğrencinin katılımıyla tüm proje katılımcıları arasında ortak olan ve milattan öncesine dayanan köklerimiz, tarihimiz ve kültürlerimiz hakkında farkındalık yaratmak, antik kentleri koruma bilinci oluşturmak ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ni tanıtmak üzere dili İngilizce olan bir projedir. Bu arada ben laptoptan da ilerlediğim için hocam, slide'ı ilerletmem zorunlu mu bu şekilde? Sanırım evet, bu ekranda da görünmesi gerekiyor. Tamam. Projenin başında Türkiye'nin ili İzmir'de bulunan Efesus, Efes ile ilgili bir YouTube videosu izlenmiş olup videoda kurgudan ve 3D anlatımdan proje kurucusu yani ben ilham almıştır. Bu video bizlere bu antik kentin eski zamanını anlatmaktadır. İzlediğimizde tarihi eserlerin ve mekanların kültürel mirasımız için hayati önem taşıdığını görüyoruz. Bu yüzden Avrupa'nın kültürel ve doğal mirasını korumak ve tanıtmak için öncü bir hareket olmak ana hedefimizdir. Antik kentler günümüzde yeterli düzeyde korunmuyor ve geçmişteki kurguları ve görünümleri dikkate alındığında ciddi kayıplar olduğu gözlemlenmektedir. Bu yüzden tarihi, kültürel yerleri ve yapıları korumak ve bu koruma bilincini eğitim öğretim kademesindeki tüm öğrenciler ile öğretmen camiasına öğretmek ihtiyacı doğmuştur. Çünkü ancak eğitim ile temelden öğrenilen davranışlar kalıcı hale gelmektedir. Kültürel miras projesi, farklı ülkeler arasında kültürel etkileşim yoluyla bireyler üstünde bilinç oluşturma, farkındalık yaratma üzerine kurulan bir ihtiyaç sonucu oluşan ortak bir üründür. Bu yüzden proje tüm ülkelerden katılım açıktır ve proje her ne kadar tamamlanmış olsa da her yıl yeniden açılarak sağlam bir kaynak olarak kullanılacaktır. Bunun yanı sıra proje UNESCO kulübü olan Türkiye'deki okullar arasında da kaynak ve gözlem kitabı niteliğindedir. Bunu geçiyorum. Kurumsal çerçevemizde çok kısa okuyacağım arkadaşlar. Sadece bahsedeceğim. Tarihi, sanatsal veya bilimsel açıdan önemli sebebiyle kültürel miras ismi seçilmiştir. Projenin adının bilimsel tanımı anlamında. Kültürel miras bilincinin oluşturulması her şeyden önce bir eğitim ve öğrenme işidir. Yine somut ve soyut kültürleri mirasın kapsamı olarak kültürel miras ise insanlığın geçmişi boyunca oluşturduğu, biriktirdiği, gelecek nesillere aktardığı maddi olan ya da olmayan kültür unsurlarıdır. Kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık, Milli Eğitim Bakanlığı 4. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının uygulama kılavuzunda kültür ve miras öğrenme alanı çerçevesinde öğrencilerde kültürel miras konusunda farkındalık kazandırılması gerektiğini belirtmiştir. Proje ekibimiz bu gördüğünüz şehirler ve ülkelerden oluşmaktadır. Türkiye'den pek çok farklı şehirden ve Avrupa'dan özellikle yine partner countries dediğimiz Tunus, Ürdün tarzı ülkeler de vardı bu projede. Çünkü onların da antik kentleri mevcut dünyada. Projenin amacına tekrar dönüyorum. Kültürel miras ve UNESCO Dünya Miras Listesi ögelerini tanımak, tanıtmak ve projedeki öğrenci ve öğretmenlerden oluşan katılımcılara tarihimizi, kültürümüzü ve milattan öncesine dayanan köklerimizi keşfettirmek ve antik kentleri koruma bilinci aşılamak, bu alanda farkındalık yaratmak. Uygulama sürecine geçiyorum. 8 aydır her ay farklı bir etkinlik uygulanmıştır. Uygulama sürecinde gerçekleşen etkinlikler aylara bölünmüştür. Bunun bir çizelgesi var. Şimdi ben şöyle hemen resimlerle size anlatacağım. Kasım ayı projedeki öğrencilere ve onların velilerine okullarda, akıl tahtalarda eğitimin ilk tanıtım videosu izlettirmek. Aralık ayı projedeki öğrencilerle müzeleri veya tarihi yerleri ziyaret etmek. Ocak ayı projedeki katılımcıların ülke ve şehirlerini tanıtmak için video hazırlamak. Şubat ayı logo ve poster için yarışmalar yaptık.
Mart ayında antik kentler hakkında İngilizce Türkçe bir sunum hazırlamak ve bu çocuklar tarafından hazırlanıyor. Özellikle UNESCO Dünya Miras Listesini içerir, coğrafya ve tarih öğretmenlerinin desteği alındı. Nisan ayında seçilen kültür konusu hakkında Web 2.0 kullanılarak oyun oluşturuldu. 23 adet dijital oyun üretildi. Mayıs ayında öğrenim çıktılarının video veya e-kitap kolajı yapıldı. Haziran ayında kolej için proje düşünceleri hakkında röportaj yapıldı. Öğretmenler video çektiler. Öğrenciler de Padlet üstünde İngilizce olarak kendilerini tanıttılar. Ayrıca projenin başında ve sonunda projenin bireyler üstünde bıraktığı etkiler yine Google dokümanlarda yazıldı. Pedagojik yenilik var projemizde. O da şu, kültürel miras kavramının müfredat dışı bir ders olarak ama disiplinler arası bir yaklaşım ile öğrencilere öğretilmesidir. Köklerimizi korumakla başa çıkma şeklimiz yenilikçidir. Çünkü ülkemizin sınırları bu projeyle aşılmakta ve diğer ülkelere birçok millet dahil ortak mirasıyla ulaşılmaktadır. Gerçekten de e-twinning ile küresel bir mesele öğrenciler ve öğretmenlerin gözüyle yürütülmektedir. Burada sonuçlar var. Bireylerin kültürel miras ögelerini tanıması ve koruması bilinci oluşturuldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki antik kentler öğrenildi. Tarih, sosyal bilgiler, sanat tarihi, coğrafya ve İngilizce derslerinin ilgi arttı. Müze ve tarihi yerlere geziler çoğaldı, kültürlere ait özel günler kutlandı, geleceği geçmişteki mirasımızın oluşturduğu anlaşıldı. İngilizce 4 dilleri dinleme, konuşma, anlama, yazma gelişti. Web 2.0 araçları öğrenildi ve kullanıldı. Hedeflediğiniz amaçlara ulaştınız mı? Broşür, yazı, video, yarışma, oyun hazırlamayı öğrendi öğrenci ve öğretmenlerimiz. Teknolojik araçları kullanmayı öğrendi. Tarihi yapılar, müze ziyaretlerinde eserlerin nasıl gözlemleneceği konusunda farkındalık oluşturuldu. Özgüveni yüksek, işbirliği ve iletişimi kuvvetli, teknolojiyi etkin kullanabilen, İngilizce iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi bireyler olma yolunda mesafe kat edildi. Öğrencilerimiz de öncelikle kendi kültürlerini tanımalarını ve dünya kültürlerini de tanıyarak empati kurmaları sağlamaya çalışıldı. Öğrenciler engelli yaşıtlarıyla iletişim kurdular, birlikte ekip olmayı öğrendiler, ortak ürün elde etmenin anlamını kavradılar. Öğrencilerle de yine onların üstünde bıraktığı proje etkisi açısından röportajlar yapıldı Türkçe olarak. Edinimler, öğrencilerimizin kültürel mirasları tanıması sağlandı. Gözlemlendiğinde içine kapanık değil, sosyalleşen bireyler olmalı gerektiği, merak eden, bir geleneğin köklerine inip nereden geldiğini öğrenen araştırmacılar olmaları sağlandı. Proje öncesi sonrasında birçok kazanım elde ettiler. Bunlar Web2 araçları, İngilizcelerini geliştirmeleri. Proje sayesinde pek çok öğrenci, e-twinning'i tanımayan öğrenciler e-twinning ile tanıştılar. Bunu da geçiyorum. Burada da yine arkadaşlar kültürel farkındalık, yaratıcılık hepsini okumayacağım. Kısa kısa geçeyim. Evet. Burada web araçları var, araştırma, inceleme kabiliyeti var, iletişim var, disiplinler arası yaklaşım. Geçiyorum. Burada da değerler eğitimi, ekranda gördüğünüz başlıklar özellikle ön plana çıktı. Hoşgörü, saygı, sorumluluk. Geçiyorum. Burada yine bireysel UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ögeler araştırıldı. Sanal müze gezileri, slogan ürettiler, akrobatik iş yaptılar, Bitmoji'de avatar oluşturdular. Antik kent araştırması. Geçiyorum. Bizim bilimsel bir proje ortaya koyma durumu da var. Kısaca geçeyim. Yusuf Altıntaş, Tevfikiler İmam Hatip Ortaokulu, Kayseri, Türkiye, TÜBİTAK 4006'da kültürel miras temasını kullanmış bizim projeden esinlenerek. Okan Can, Merkez Ortaokulu, Burdur, Türkiye, yine TÜBİTAK. Serpil Doğan, Muharrem Şah Ortaokulu, Uşak, Türkiye. Bu şekilde. Bunları da okuyamayacağım. Çok süre kalmadı. Geçiyorum. Şöyle bakabiliriz. Evet, son aynı dakika. Burada dediğim gibi hep genel olarak aynı şeyler. Yaklaşık 29 web 2 aracı öğrencilerde, 41 web aracı da öğretmenlerce kullanıldı amacına uygun olarak. Ürün koyduk ortaya, onları söyleyeyim. UNESCO dans temasında aynı figürlerle 6 ve 7. sınıf öğrencilere ortak bir serbest stil dans gösterisi yaptılar. UNESCO dans teması altında, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dijital pano oluşturdular. Ondan sonra kolajlar yaptılar. Müzeleri gezdiler. Padlet'te İngilizce yazdılar. 153 antik kenti araştırdılar. Bitmoji'de avatar oluşturdular. Yapboz yaptılar dijital olarak antik kentlerle ilgili. Logo poster hazırladılar. Akranlarıyla webinarlarda İngilizce sorular sorarak birbirleriyle İngilizce konuştular. Daha sonra beyin fırtınası yaptılar 7. sınıf öğrencileri eski zamanlar hakkında ve bunu projedeki öğretmenler kullandılar. Şehir, ülke ve kültürleri anlatan video, doküman, fotoğraf kolajı yaptılar. Geçiyorum.
Hocam derleyip toplamanızı rica ediyorum. Süremiz dolmuş durumda. Dediğim gibi bu gördüğünüz başlıklarda da Erasmus dahil olmak üzere yeni projeler üretildi. Şöyle geçeyim. Yaygınlaştırma faaliyetleri anlamında da gazetelerde, web sitelerinde, Europa Nostra'da ve eğitim platformunda yaygınlaştırma çalışmaları yapıldı. Görünürlükle ilgili olarak Artstep'te, Sanal Müze, ekranda gördüğünüz İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde de tanıtım toplantısında tanıtıldı. Proje kaynak olarak kullanılacak UNESCO kulüpleri. Mesleki gelişime de tabii öğretmenlere yönelik faydası oldu. Ödüllerimiz var. 28 tane alfa kalite etiketi kazandık. Buraları geçiyorum. Kaynakça bitti hocam benim. Peki. Teşekkür hocam kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmanız için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sayın Eda Nur fırsatı, hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için. Çalışmanızı sunmak üzere sizi davet ediyorum. Hocam tamamdır. Şu anda dosyayı paylaşmaya çalışıyorum. Files kısmından paylaştım slaytımı ama nasıl görüntülenecek bilemiyorum şu anda. Ne yapmam gerekiyor bilemedim. Slaytlar kısmına yüklediniz mi hocam? Evet girdim. Sanırım şu slaytlar anda... Slaytlar kısmına yükler misiniz? Hemen gidiyorum hocam. Evet. Diğer hocam ayrıldığı için evet siz şu anda devam edebilirsiniz. Tamamdır hocam, hemen yüklemesini yapıyorum. Az önce yükledim fakat diğer slide işlemde olduğu için benimki görünmedi sanırım. Şu anda görünmüş olması gerekiyor evet. Ama. Şu an yaklaşık 2 dakika sürecek, bekleyin diye bir yazı çıktı hocam. Hocam toplantıdan önce diğer arkadaşların yüklemesini sağlamıştık. Onun için toplantıya birazcık daha erken gelmiş olsaydınız daha hızlı olabilirdi. Tabii ki haklısınız hocam. Kurstan çıkıp hocam, geldim arkadaşlar. Hepiniz için özür dilerim. Estağfurullah. Eğer uzun sürecekse diğer bir hocamla yer değiştirip Ümmü hocamla tabii ki. Daha sonra devam etmenizi sağlayabiliriz. Tabii tamam. Ki. Teşekkür tamam. Ederim hocam. Olur, uygundur. Ümmü hocam sizi alalım. Tamam. Benim paylaştığım, yüklediğim dosyayı hocam siz oradan görebiliyorsunuz değil mi? Ben göremiyorum hocam şu anda. Sadece kültürel heritage olarak. Ben onu yüklemiştim. Ben yüklemiştim hocam biraz önce. Hazırdı. Hocam sunumu yapınca ekrandan gitti. Ama dosya paylaşılmıştı hocam. İsterseniz şu anda benimki hazır. Ben sıraya başlayabilirim. Ama yok tamam. Şu anda COVID ile sosyalleşme olarak açıldı. Eda Nur hocamın dosyası açıldı. İhtimal yükleme yaptığı için olabilir. Hocam buyurun siz devam edin. Eda Nur hocam. Evet sesim geliyor mu arkadaşlar? Beklettiğim geliyor. İçin kusura bakmayın lütfen. Hemen başlıyorum. Projemiz COVID ile sosyalleşme projesi. Projemiz Kasım ayında başlayıp hala devam etmekte olan bir projedir. Haziran ayı gibi bitirmeyi planlıyoruz. 8 aylık sürecek bir proje. 13 ortak ve 3 ülkeyle beraber çalışıyoruz. Ortaklarımız İtalya ve Romanya'dan olan arkadaşlarımız mevcut. COVID ile sosyalleşme projesi. Covid-19 süreci sebebiyle evde kalmak zorunda olan çocuklarımızı daha aktif hale nasıl daha aktif hale getirmeliyiz düşüncesini esas alan ulusal bir eğitimlik projesidir. Projede öğrenci merkezli yaklaşım önde tutulmuş, disiplin arası güçlü bir bağ ile geliştirilmiştir. Öğrenciler projemizi de deneyimleyerek öğrenmeye çalışmaktadırlar. Problem durumumuz Covid-19 salgını sebebiyle hepimiz evlerimizde eğitim öğretime devam etmek zorunda kaldık ve bu durum bizlere asosyallik, ekran bağımlılığı, yeme içme bozukluğu ve pasif bir yaşam getirmiştir ve projemiz bu sebeple ortaya çıkmıştır. Ortaklarla yapılan görüşmeler neticesinde öğrencilerimize evlerde de olsak daha aktif nasıl bir yaşam içerisine girebiliriz ve bu süreçte sağlığımızı nasıl koruyabiliriz soruları oluşmuştur. Amacımız COVID-19'un yarattığı olumsuz etkileri düzeltmek, öğrencilerin teknoloji bağımlılıklarını en aza indirmek, duruş bozukluğunu fark ettirme ve düzeltmeye yönelik çalışmalar yapmak, fiziksel hareketliliği esas kılmak, sporsal faaliyetleri teşvik etmek, dengeli ve düzenli beslenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Kuramsal çerçeve neticesinde ise COVID-19'la beraber küresel düzeyde yaşanan
yaşananlar ve yaşanması muhtemel gelişmeler gösteriyor ki bütün dünya bir bulanım döneminde şu anda ve dolayısıyla dünya ölçeğinde yaşanan diğer dalgalanmalarda da görüldüğü gibi yaşadığımız süreçle birlikte bir takım toplumsal altüst oluşlar gerçekleşecek ve belirli bir sürede yeni bir düzen kurularak yeni bir toplumsal denge sağlanacaktır. Projemiz ise bizleri etkilediği gibi çocuklarımızı daha fazla etkilemiştir ve bizleri hareketsizleştirmiştir. Bu durum bu açıdan COVID-19 salgınını olumlu yönde geliştirmek, çocuklarımızı hareket etmeye teşvik etmek ve olumsuzlukları en aza indirmeyi çabalamışız, çabalıyoruz hala şu anda. Ve ortaklarımızla sürekli WhatsApp, Facebook, TeamSpace üzerinden iletişim kuruyoruz ve işbirlikçi eş zamanlı çalışmaya çalışıyoruz. Ve Instagram sayfamız çok güncel. Şu anda bütün yaptığımız çalışmaları oraya yüklüyoruz ve buna devam ediyoruz. Webiki aracıyla her okuldan öğrenci başlarda yani Kasım ayında Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdik. Okullarımızı tanıttık ve öğrencilerimiz Chatterpix ile ilgilendikleri spor dallarını tanıtma fırsatı buldular. Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz öğrencilerimizin pandemi sürecinde uyku düzenleri ve yeme içme alışkanlıkları değiştiği için diyetisyenimiz Damla Yıldızhan Kartal ile online bir webinar gerçekleştirdik. Bu katılıma webinarımıza 13 öğretmen, 3 ülke, Türkiye, Romanya ve İtalya olmak üzere yaklaşık 100 adet öğrencimiz katıldı ve pandemi dönemi sağlıklı beslenme anlatıldı. Öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun da bir diyet listesi verildi diyetisyenimiz tarafından. Şubat ayında ise diyetisyenimizin vermiş olduğu bu diyet listesi doğrultusunda öğrencilerimiz arasında küçük aşçılar yarışıyor yarışması düzenledik. Bu doğrultuda her öğrencimiz seçtiği bir yemeği yapıp videoya çekti ve yaygınlaştırmak için YouTube'da, Instagram'da düzenli olarak paylaştık. Anket düzenledik ve yapılan oylama sonucunda en favori menü, en besleyici menü, en sağlıklı menü ve en eğlenceli menüleri seçmiş bulunduk. Devamında Mart ayında öğrencilerimizi daha aktif hale getirmek için fiziksel aktivitelerini, fiziksel hareketliliklerini arttırmak için aynı zamanda ortaklarımızdan biri olan Adnan Tayfur hocamız beden eğitimi öğretmenimizdir ve aynı zamanda profesyonel handbol oyuncusudur kendisi. Onun rehberliğinde Zoom üzerinden online egzersiz çalışmaları yaptık öğrencilerimizle beraber. Öğrencilerimize yönelik şimdiye kadar aldığımız sonuçlar, her ay yapılan öğrenci buluşma webinarlarımız sayesinde öğrenciler dünya genelindeki pandemi sorunlarının her ülkede aynı olduğunu yakından gözlemleme şansı bulmuşlardır. Öğrencilerimizin bilinç düzeylerinde bir artış sağlanmış, farkındalıkları gelişmiş ve sorunlarla başa çıkma kabiliyetleri geliştirilmiştir. Pandemi sürecinde evde kalındığı için hareketsiz kaldıklarını fark etmişlerdir. Diyetisyen ve spor desteğiyle daha sağlıklı ve mutlu olabilecekleri görülmüştür. Yapılan yemek yarışmasıyla farklı kültürleri, değerleri, yemeklerini görmek kültür arası etkileşimi arttırmıştır. Webiki araçlarını kullanmayı sevdiklerini söylemişlerdir bizlere. Hemen devam ediyorum. Velilere yönelik sonuç aldığımız doğrultu ise verilen etkinlikleri evde mutlu bir şekilde yaptıklarını söylemişlerdir bize. Proje için çok heyecanlı olduklarını, pandemi süresinin yarattığı olumsuz etkilerden kurtulabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlere yönelik sonuçlarımız ise öğretmenlerin derslerde kullanabileceği webiki araçlarının öğretilmesi sağlanmıştır. Öğrenciler spor faaliyetleri tanıtmasına Chatterpix, sunum yapabilmeleri için Prezi, afiş ve diğer tasarımlar için Canva, canlı dersler için Adobe Connect ya da Zoom, yarışmalar için Kahoot, anket için Mentimeter, video kolajlar için InShotPick College, bu sayede teknoloji derslere entegre edilmiştir. Önerilerimiz ise projeyi uygulayacak öğretmenler ya da kuruluşlar, etkinliklere başlamadan önce hedef alınan kitlenin psikolojisini ve olayla ilgili düşüncelerini önceden öğrenip tespit etmeliler. Proje başlangıç ve devamında COVID-19 salgını için hem Türkiye hem de diğer ülkelerin uyguladıkları kararlar mutlaka takip edilmeli ve gündem üzerine proje devam ettirilmelidir. Kaynakçalarımız da bu şekilde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Projemiz hala devam etmektedir. Teşekkürler Eda Nur Hocam. Yaptığınız çalışmalar için ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sunumumuz devam ediyor. Soru ve cevaplar için daha sonra vaktimiz olacak. Özellikle siz geç geldiğiniz için hatırlatayım Eda Nur Hocam. Tamamdır hocam. Evet, teşekkür ederim. Hocam, Yusuf Hocam ben yüklediğim dosyayı şimdi göremiyorsam ekran paylaşımından da paylaşabilirim hocam. Öyle yapayım o zaman. Ekran paylaşımından PDF'imi açayım. Yeni bir sunumu yükleyebilirsiniz. Tamam hocam.
Yalnız hocam yüklemeye izin vermiyor. Hocam, add a new presentation. Tamam, tamam hocam. Tamam, gördüm hocam. Ben de görünüyor. Büyük ihtimalle sizde de görünmedi. Evet, biraz önce yüklemiştim ama sanırım bir sıkıntı oldu. Hocam, dosyalar kısmından yükleyip daha sonra açmak daha mantıklı oluyor diye düşünüyorum. Yani ben de ilk defa kullanıyorum bu programı. Bilgim yok. Tamam, yüklüyor hocam. Biraz önce yüklemiştik aslında. Demek ki yeni bir sunum yüklenince eskisini kaldırıyor. Sanırım hocam. Ben de ilk defa kullanıyorum bu sistemi. Yüklemeseydi şey yapacaktım. Şekrinden de paylaşım oluyormuş hocam. Hani benim evet. Bilgisayarım masaüstünü. Yukarıda üçüncü sekmemiz ekran paylaşımına müsaade ediyor. Evet. Tamam. Tamam. Açıldı değil mi hocam? Sizlerde de görünüyor. Evet. Şu anda açıldı hocam. Merhaba. Ben Muğla Ortaca Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ümmü Altın Yaşar. Mizah Köprüsü Nasrettin Hoca ile Milli Kültürümüz Projesi'nin proje kurucusuyum. Bildiri ortaklarımız Suna Karaboğa Çelebi, Ayşegül Zeybek, Ülkü Yıldırım, Meltem Güneş, Müge Kaymaz, Derya Kaya Gündoğdu, Pelin Kayıkçı, Yasemin Ekiz, Fatih Ekiz, Kleopatra, Ardelan, Andrea Goldsmith, Katına Kaçkıpırtse, Aytan Kazımlı, Ruslan Kamilev, Tunzele İsmailova. İzah Köprüsü Nasrettin Hoca ve Milli Kültürümüzde işlerken kültür ve milli kültür tanım üzerine proje ortaklarımıza çok yer verdik. Kültür bir milletin tarihinde var olduğu zamandan beri gelişen, şekillenen değerler bütünüdür. Bu değerlerin her toplumda farklı olduğu, toplumun yaşayışını, kültürünü oluşturduğu düşünülürse her milletin kültürüyle anıldığını söyleyebiliriz. Kültürleri milletlerde farklılaşması milli kültür kavramını doğurmuştur. Milli kültürü tanıyan ve tanıtan nesillerin varlığı, kültür aktarıcılığı vazifesini görmüş olup kültürel zenginliği yaşamaya ve yaşatmaya katkı sağlayacaktır. Milli kültürümüze ait projemizin problem durumu olarak milli kültürümüze ait tarihi eşyaları ve sanatsal unsurları öğrencilerimiz kaneviçe, keçecilik, dokumacılık, ahşap oymacılığı vesaire genç bireyler tarafından ya hiç bilinmediği ya da bilinip nasıl yapıldığına dair bilgilerin olmadığı görülmüş. Türk kültürüne ait gelenek örneklerin dünya görüşünün öğrenciler tarafından detaylı bilinmediği, sınıf içerisinde özgüven eksik öğrencilerin hali hazırda var olan becerilerini gün yüzüne çıkaramaması, öğrencilerin toplum içinde kendilerini ifade etmekten çekinmeleri, teknolojinin faydalı özelliklerini sıklıkla kullanamadıkları gözlemlenmiştir. Nasrettin Hoca fıkraları ile milli kültür unsurlarının tanınmasını sağlamak projemizin en büyük amaçlarından birisidir. Fıkraya ve milli kültür unsurlarına özgü materyal tasarlayıp öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek, drama çalışmasının yapılmasıyla özgüveni yaratıcı dil becerilerinin farkında olan bireyler yetiştirmek, drama sırasında çoklu zeka kavramını aktif hale getirmek, teknolojiyi yerinde ve doğru kullanmayı öğrenmek, öğrencilerde işbirliği çalışma ruhunu oluşturmak ve mizahla öğrenmeyi sağlamak. Kültür yüzyıllardır gelişmiş, gelişme sırasında bir başka kültürden etkilenmiştir ve onu etkilemiştir. Profesör Doktor Mehmet Kaplan hocamızın sözüdür. Bu etkilenme sırasında birbirinden pek çok özellik almıştır. Proje ile Nasrettin Hoca kimliği uluslararası sahada tanınacak, öğrenciler milli kültür unsurlarını tanıyacak, yaygınlaştıracak, fıkra anlatıcılığı ile dili gelişimleri olumlu yönde desteklenecek, drama ile özgüvenli bireyler gelişecek, materyal çalışması ile yaparak yaşayarak öğrenme sağlanacak, işbirliğinin önemi vurgulanacak, mizah unsurunun çalışmada kullanılması öğrenci yaş grubu için ayrıca önem arz etmektedir. Projemiz 12-15 yaş aralığını kapsayan uluslararası bir eğitimlik projesidir. Projeden Türkiye'den Muğla, Konya, Mersin, Eskişehir, Samsun, Ankara, Tekirdağ, diğer ülkelerden Romanya, Gürcistan, Portekiz, İtalya, Azerbaycan'dan olmak üzere 20 öğretmen ve 91 öğrenciyle katılmıştır. Proje ile milli kültür unsurları olan dil, din, dünya görüşü, gelenek göreneklerimiz, sanat, tarih, Nasrettin Hoca ve fıkraları aracılığıyla genç nesillere aktarılmış, yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Nasrettin Hoca kimliği ve fıkraları analiz edilmiş, çalışmalar MEP kazanımları, 2023 eğitim vizyonu, 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalıklar, belirli gün ve haftalar göz önünde tutularak gerçekleştirilmiştir. Gördüğümüz görseller projede yapılan etkinliklerdir. Nasrettin Hoca kostümleri giyen öğrenciler kaneviçe tasarımlarını gösteriyorlar. Sağ tarafındaki etkinlikte tarihi eşya sergileri yapan öğrencilerimiz.
Yine projemizin mihenk taşlarından birisi Nasrettin Hoca'nın fıkralarının drama edilmesi. Öğrencimizin okulun bahçesinde de böyle bir görselin var olmuş olması okula çok zenginlik katmış. Gördüğünüz kullanılan tabak da tarihi bir eşyadır. Nasrettin Hoca ya tutarsa fıkrasını canlandırıyor. Aylık çalışmalarımız olarak Ocak ayında hazır bulunmuşluluk etkinlikleri yapıldı. Şubat ayında e-güvenlik çalışmaları, fıkra zihin haritası, milli kültür olarak şiir yazma, dil değerimize geldiğimizde origami ile eşek yapımı, katerkix ve konuşturuldu, fıkra kavanozu, dilimizde Nasrettin Hoca'nın kaynaklı ettiği deyimlerin deyim kartları yapıldı. Mart ayına geldiğimizde tarih değeri işlendi. 2020 yılının Göbekli Tepe yılı olmasından kaynaklı Nasrettin Hoca Göbekli Tepe'yi anlatıyor drama çalışması yapıldı. Yine Tiki Toki ve Pikar Acı'yla tarih şeridi oluşturmayı öğrendiler. 18 Mart Çanakkale Zaferi projemize entegre ettik. Kına kavramını işledik. Kınalı Hasan videosunu izledik. Akşehir Sanal Gezisi'ni Makeyf ve Pikar Acı'yla öğrendiler. Dünden bugüne fotoğraf albümü yaptılar. Sanat değeri işlediğimizde keçe cüzdan yapımı ve hediyeleşme etkinliğimiz oldu. Keçeden yapılan cüzdanları partner okullarla paylaştık. Fıkranın bir yarısını bir partner okul, bir yarısını diğer partner okul yazmak üzere çalışmayı tamamladılar. Kaneviçe, taş boyama, ahşap işçiliği, dokumacılık, Nasrettin Hoca'nın testiyi kırmadan önce fıkrasının drama edilmesi ve sanat değerinde müziğimizde yer eden arşiv eseri anma çalışması yapıldı. Nisan ayına geldiğimizde gelenek göreneklerimiz, Türk kahvesi, çay kültürü fıkralarla drama edilerek ve çay kahve içerek yapıldı. 3K diye kodladığımız kitap, kahve, kültür etkinliği yapıldı. Kahve konulu özlü sözler de Pikar Acı ile birleştirildi. Kültürümüzde nazar boncuğu, nazar geleneği ile nazar keseleri tasarlandı. Nazar boncuğu görseli yumurta boyama çalışması yapıldı. Konuya özgü video sunumlar izlendi. Dünya görüşü değerimizde Türk misafirperverliği ve kolonyo, kompozisyon resim çalışması yapıldı. Ev görselinde birleştirildi. Mayıs ayına geldiğimizde Ramazan'a denk gelmiştik o süreçte. Din değerimizi işledik. Bu değerimizi işlerken yardımlaşma etkinliğimiz, birlik beraberlik, Ramazan sofraları, Ramazan manileri işlendi. Partner okullarıyla bayramlaşma mesajı çerçevesinde yapıldı. İTV'nin günü 2020 İTV'nin ana teması iklim değişikliği ve çevresel zorluklar projemizde işlenmiştir. Belirli günle haftalar projeye entegre edilerek Dünyası Günü, Dünya Kadınlar Günü, Nasrettin Hoca fıkra, karısı konulu fıkralardan maketler yapılarak bu maketlere Nasrettin Hoca ve karısı konulu fıkralar yazılmıştır. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü işlendi. Proje eğlenirken öğrenilen öğrenci merkezli bir projedir. Çalışma yöntemi bakımından öğrencilerin her alanda etkin olduğu işbirlik çalışmalar yapılmıştır. Proje çalışmaları Türkçe, müzik, görsel sanatlar, sosyal bilgiler, teknoloji tasarım dersleriyle ilişkili olup çok disiplinli bir yaklaşım izlenilmiştir. Ana dilde iletişim, dijital yeterlilik, öğrenmeyi öğrenmek, kültürel bilinç ve ifade anahtar yetkinlikler geliştirilmiştir. Mizaç ve yetenek temelli taşıma yaklaşımı ile kişileştirilmiş yol haritası ekip ruhuna aşılanmıştır. Düzenli olarak aylık ve tematik fıkralar drama edilmiştir. Proje kitapçı, özgün fıkra kitabı, milli kültür şiir kitabı, proje şarkısı, broşürü, anı defteri, proje dergisi, proje özet video sunumu yapılmıştır. Projede 18 replik aracı kullanılmış, 10 ortak ürün oluşturulmuştur. Proje ulusal ve Avrupa etiketi almıştır. Sonuçlarımıza baktığımızda milli kültür unsurları tanındı, yaygınlaştırıldı. Genç bireyler fıkra anlatı geleneğini, tarihi unsurları, geleneksel Türk sanatlarını tanıdı, uyguladı, tanıttı. Öğrencilerle ilgili sonuçlara baktığımızda fıkralar özgüven eksik öğrencilerin dil becerilerini geliştirdi. Geliştirilen, tasarlanan materyaller hayal güçlerine katkı sağladı. Teknolojiyi olumlu ve yerinde kullanmayı öğrendiler. İşbirlikçi çalışma ruhuna önemi kavrandı, mizahla öğrenme sağlandı. Yaygınlaştırma ve görünürlük olarak baktığımızda projemizde okul web, EBA haber, yerel basın haberleri, proje blog, sosyal medya, A411 daveti, proje web sayfası, sanal sergili yaygınlık sağlandı. Mesleki gelişim açısından öğretmenler olarak eğitimde teknolojinin kullanımı arttı. Pek çok webik aracı tanındı, uygulandı. Online eğitimler ile mesleki gelişim sertifikaları alındı. Derslerde edebi yazın türlerinin uygulamalı işlenmesi öğrenciler üzerinde olumlu etki bırakmaktadır. Fıkraların drama edilmesiyle hem dil gelişimleri hem de özgüvenleri gelişmektedir. Fıkralara ve milli kültüre uyumlu özgün materyal geliştirmek öğrencilerde hayal güçlerini artırabilir, motor becerilerini geliştirebilir. Milli kültür unsurlarını yabancılara da tanıtan öğrenciler kültür elçisi olma noktasında mutlu olmaktadır. Ders müfredatımız içerisinde kültür unsurlarımızın derslerimizin konularını entegre etmek hem dersimizi etkili hem de en önemlisi kültürümüzün gençler tarafından tanınmasını sağlayabilir. Kültür unsurlarımızı dilimizin önemini işleyen yazarlar ve eserlerinden faydalanmak gençlerin kültürel anlamda yetişmiş bir birey yapabilir. Bu noktada kültürün en güzel işleyiş yeri eğitim yuvaları olduğunu unutulmamalıdır. Kültür nesilden nesile aktarılan sosyal bir mirastır. Kültür aktarımı yapmak için eğitim, öğretim, gelenekler, din, dil, sanat, edebiyat, folklorden faydalanabilir.
Teşekkür ediyorum. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Diğer hocamıza da söz vererek sunumlarımızı bitirmek istiyoruz. Tamam. Evet hocam. Rukiye hocam. Tekrardan merhaba. Sizi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum Yusuf hocam. Tekrardan merhabalar. Ben kendimi tanıtırken sunumu tekrardan yükleyelim. Çünkü bir önceki sunum gelince bizimkisi tekrar yüklemek gerekiyor. Ben Trabzon'dan Rukiye Genç, Yomra Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Size bildirim çalışmamız olarak Yetivinik projemiz Kitap Severler 2'yi sunmaya çalışacağım. Evet, sunumumuz da hazırdır. Bildiri ortaklarımızı tek tek zikretmek istiyorum. Çünkü katkı ve emekleri oldukça fazla. Trabzon'dan Şeyma Bağçiçek, Fikriye Nuran Arslan, Hasan Uzun, Nazife Çelik, Suzan Topal, Adıyaman'dan Elif Gülkurt, Aydın'dan Ayşe Tüzün, Azerbaycan'dan Fidan Aliyeva, Hacer Abdurzagova, Siyahtel İskenderli, Vusala Aliyeva, Balıkesir'den Raziye Güneş, İstanbul'dan Aysel Utkan, Menekşe Mısırlı, İstanbul'dan, Kayseri'den Bilge Yılmaz, Konya'dan Nazife İnce, Malatya'dan Handan Kısa ve Mehtap Eroğlu bildiri ortaklarımızdır. Bir insanın zekası bildiği kelime sayısıyla orantılıdır diyor Namık Kemal. Bu bağlamda kelimelerin gücüne ve kendini gerçekleştirmiş öğrencilerin yetiştirilmesinde iletişim kurma, problem çözme, kendini ifade etme, girişimcilik, toplumsal ve kültürler arası etkileşim, dijital okuryazarlık gibi birçok üst düzey beceriyi kapsayan 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasının kitap okuma alışkanlığından geçtiğine inanan eğitimciler tarafından Kitap Severler 2 eTwinning projesi planlanarak uygulandı. Projemizin amaçlarını özetleyecek olursak, öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığının davranış haline getirilmesi, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması, teknolojik aletleriyle geçirilen zamanın azaltılıp daha sosyal, iletişim yetenekleri gelişmiş öğrenciler yetiştirilmesi, farklı disiplinler arası ilişkilerin sağlanması olarak özetleyebiliriz. Problem durumumuzu, Türkiye'de gençlerin %70'inin hiç kitap okumaması, yapılan uluslararası sınavlarda hedeflenen başarıya ulaşılamaması, öğrencilerimizde analiz, sentez, problem çözme, iletişim kurma, kendini doğru ifade etme, okuduğunu anlama, özgüven becerilerinin düşük olması olarak özetleyebiliriz. Kuramsal çerçeve kapsamında okuma eylemi alışkanlık haline getirilebilen güçlü kitap okuma alışkanlığına sahip öğrencilerin akademik başarısının yüksek olduğu ve kendilerini daha iyi ifade edebildikleri yapılan araştırmalar ile desteklenmektedir. Öğrenciler okul çağındayken bu beceriyi edinmemişlerse yetişkinlik döneminde kazanmaları oldukça güçtür. Teknoloji çağında kitap okurlarının sayısı artması gerekirken ekran bağımlılığı gibi olumsuz faktörler öğrencilerimizi okumaktan alıkoymaktadır. Kitap Severler 2 projesi, Kitap Severler 1 projesinin devamı olarak 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 7-14 yaş aralığında Azerbaycan ve Türkiye ortaklığında gerçekleştirilmiştir. Bilim uygulamaları, İngilizce, Türkçe, teknoloji tasarım, beden eğitimi, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi farklı branş ve sınıf öğretmenlerince farklı disiplinlerle ilişkilendirilerek müfredata entegrasyonu sağlanmıştır. 8 aylık proje sürecinde amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik olarak öğrencilerimizin bireysel ve grup olarak gerçekleştirdiği birçok etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerden sadece birkaçını özetleyecek olursak, çeşitli Web2 araçları kullanarak proje logosunun tasarlanması ve oylama yoluyla proje logosunun belirlenmesi, bireysel ve toplu olarak sınıf içinde dışında okuma saatleri düzenlenmesi, okullarımıza yazarlar davet edilerek yazarla söyleşi ve imza günü düzenlenmesi ki salgın döneminde bunu çevrimiçi olarak Azerbaycan-Türkiye ortaklığında geniş katılımlı şekilde gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak Mehmetçiklere mektup yazılması, Azerbaycan ile Türkiye'deki öğrencilerimiz arasında mektuplaşma, kitap hediyeleşmesi, kütüphane bilincini oluşturmak için
kütüphane gezisi düzenlenmesi ve kütüphane üyelikleri oluşturulması, çeşitli webik araçlarıyla okudukları bir kitabı ve kitaplıklarını kendileri tarafından tanıtılması, iki ülke marşlarının öğrenciler tarafından seslendirilmesi, oluşturulan karışık ülke takımlarıyla kitap kelimesinin öğrencilerdeki çağrışımları ile kelime bulutlarının oluşturulması, bu kelimelerden dijital ortamda 5 farklı oyun oluşturulması ve öğrencilerle paylaşılan linkler üzerinden bu oyunların oynanması, öğrencilerimizin çevrim içi olarak Türkiye-Azerbaycan'daki arkadaşlarıyla buluşarak iletişim ve etkileşimde bulunması, okul panolarının hazırlanması, buradan öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun nitelikli kitap önerilerinin paylaşılması, ortak ürün çalışması olarak kitap okuma ile ilgili sloganların yer aldığı takvim çalışması, öğrencilerin mevcut durumunu tespite yönelik ön test, proje sürecini değerlendirmeye yönelik son test çalışmaları, proje sürecinde en çok kitap okuyan öğrencinin belgelerle ödüllendirilmesi şeklinde etkinlikler proje sürecinde gerçekleştirildi. Projemiz ulusal ve Avrupa kalite etiketleriyle ödüllendirilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçları, öğrencilerimizde var olan zayıf okuma alışkanlığı güçlü okuma alışkanlığına dönüştürülmüştür. 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine, okula, öğretmene, derslere, hayata karşı pozitif tutum geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Yapılan etkinlikler ile kültürler arası etkileşim sağlanmıştır. Çeşitli webiki araçlarının tanıtılması ve kullanılması sağlanmıştır. Öğrenci açısından ise proje sürecinde güçlü okuma alışkanlığı gözlenmiştir. Kütüphane üyelikleri oluşturulmuştur. Proje ortak ürün takım çalışmaları ile sanal işbirlikçi çalışmalar yapılmıştır. Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi arasında benzerlik ve farklılıklar gözlenmiştir. Tanınmış yazarlarla tanışarak iletişim kurmaları sağlanmıştır. Fırsat verilen öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade ettiği ve özgüvenlerine gelişimine pozitif katkı sağlandığı görülmüştür şeklinde proje sonuçlarımızı özetleyebiliriz. Projemiz aktif 19 öğretmen toplamda 218 öğrenciyle uygulanmıştır. Yapılan etkinlikler ulusal ve yerel basında, EMA ve e-training platformunda, ilçe okul web sayfalarında, sosyal medya hesaplarında haberleştirilerek yaygınlaştırılmıştır. Önerebileceğimiz önerileri de şu şekilde özetleyebiliriz. Okuma alışkanlığının kazandırılmasında öğretmen ve aile bireylerinin rol model olması, evde, okulda okuma saatlerinin oluşturulması, çocuğun kendi kitaplığını oluşturmasına olanak tanınması, evde, sınıfta okunan kitaplar hakkında konuşulması, kütüphane ve fuarlara geziler düzenlenmesi. Ayrıca proje sürecine öğrencilerin proje amacını daha somut bir şekilde anlayabilmesi için okul düzeyinde uygulayacakları bir anket ile akademik başarı ve kitap okuma arasındaki ilişkiyi tespit etmeleri dahil edilebilir. Birçok yaptığımız aktiviteden sadece işte yüz yüze yazarla söyleşi ve online çevrimiçi olarak yazarla imza söyleşi günü diyelim, söyleşi etkinliğimizden ve Azerbaycan'daki öğrencilerimizden birkaç kare sadece fotoğraf. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca projede yer alan, katkı sunan herkese ve projemizi sunma imkanı veren sizlere ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bu kadar. Biz de kurum adına teşekkür ediyoruz sizlere. Evet arkadaşlar, sunumlarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Hepinizin ayrı ayrı çalışmaları birbirinden daha güzel. Bu faaliyetlerle öğrencilerimizin kendilerini çok daha iyi hissetmeleri, web araçlarıyla tanışmaları, bu arada sosyalleşmeleri, kendilerini daha iyi ifade edebilir hale gelmeleri sağlanmış oluyor. Kesinlikle bu tür etkinliklerin daha çoğalması en büyük amaçlarımızdan birisi olmalı zaten. Günümüzde herkesin bildiği gibi sosyal medya ya da interneti veya telefonları amaç dışı demesek bile uygun amaçlarla kullanılmadığı, daha çok başka ortamlarda vakit geçirildiği malum. Böylelikle daha uygun araçları kullanarak vakitlerini buraya harcamaları da sağlanmış oluyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Eğer izleyicilerimiz varsa onlar da söz alabilir. Büyük ihtimalle söz alma yeri vardır diye düşünüyorum. Önce kendi aramızda konuşabiliriz, birbirimize soru sorabiliriz. Çalışmalarımız hakkında soru cevap şeklinde. Buyurun hocalarım, sizlerin bir sorusu var mı? Birbirlerimize ya da bize hep birlikte tartışalım.
20 dakika vaktimiz var. Yusuf Hocam, süre 10 dakika demiştiniz ya, hani 10, aman bakıyorum bir yandan anlatırken 11 oluverecek Yusuf Hocam uyaracak diye en son cümlere hızlı bir motor edasıyla geçtik. Muhtemelen arkadaşlar da öyledir. Hani keşke projelerimiz hep yarım saat olsa, doya doya bütün, hatta TV Space sayfalarını paylaşabilsek çok daha güzel olur ama değil mi arkadaşlar? Evet, kesinlikle. Yüz yüze sunmayı çok isterdik. Böyle bir güzel platformda buluştuk fakat yüz yüzenin tadı daha başka. Dilerim önümüzde böyle bir yüz yüze etkinlikler de gerçekleşir. Daha kalıcı bir etkinliğe imza atmış oluruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, günümüzde uzaktan eğitime mecbur bırakıldık, mecbur kaldık. Her ne kadar bazı faydaları varmış gibi görünse de hiçbir şey yüz yüze eğitimin, yüz yüze görüşmenin, yüz yüze sosyalleşmenin diyelim yerini tutması mümkün değil. Asla olmuyor. Uygun zamanlarda yüz yüze toplantıların yapılmasının daha iyi olacağını düşünüyorum ben de. Ayrıca bu tür yapılan çalışmalar maalesef üzülerek söylüyorum, bu tür platformlarda kalıyor. Bunların topluma yayılması, yaygınlaştırılması ya da uygun örneklerin daha geniş boyutta gösterilmesi, bunların cazibesini artırma bakımından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama üzülerek söylüyorum, bu toplantılar bu işlere pek yaramıyor. Keşke izleyicilerimiz daha çok olsa, yaptığımız çalışmalara daha geniş boyutta sunabilsek. Yüz yüze yaptığımız sempozyumlarda da bazen aynı sıkıntılar yaşıyoruz. Anlatacağınız konu uzun ama size verilen süre tabii ki buradaki gibi 10 dakika değil. En azından bir 20 dakika, yarım saat falan verilebiliyor. Buradan daha geniş ama orada bile kısa geliyor. Özellikle ilk defa sunan arkadaşlarımız büyük bir tecrübe kazanmış oldular. Zaman yönetimi konusunda, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda diye düşünüyorum. O zaman benim birkaç sorum var, sizin yoksa. Hocam, soru sormak istiyorum. Kültürel miras niçin sadece antik kentlerle sınırlandı? Bunu sorabilir miyim? Mikrofon. Hocam sesinizi açmadınız. Mikrofon. Aslında ben sunumda ona daha çok dikkat çekmek istedim. Çünkü kültürel miras çok global bir konsept ve çok fazla böyle alt teması var. Bu anlamda da biz tabii ki ulusal ve uluslararası düzeydeki köklerimiz, tarihimiz, kültürümüz, değerlerimiz milattan öncesine dayanan ve Avrupa'yla da ortak olan pek çok noktamızı aslında yemeklerden tutun, İşte gelenek göreneklerimiz, kıyafetlerimiz, kullanılan araçlar, aletler çok spesifik olarak projede işledik. Ama ben sunum esnasında bunları çok fazla dile getirememiş olabilirim çünkü ilk deneyimimdi. Antik kentlere daha çok vurgu yapma sebebimiz de hani ilham kaynağımız gerçekten Efes'in o zamanki haliyle şu anki halinin çok farklı olması ve bunun hani çocuklarda da bir farkındalık yaratmak için araç olarak kullanılmasından ibaretti. O yüzden antik kentlere indirgeyerek biraz daha aslında bu anlamda dediğim gibi bireyler içinde kültürel mirasta dediğimiz mirasımızı korumaya yönelik bir amaç içindeydik. O yüzden antik kentlere bu kadar vurguladım diyeyim. Anladım. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var hocam. Proje ortağı olduğunuz ülkelerde kültürel mirasımıza, özellikle bize ait olan mirasa karşı çok büyük saygısızlık ve yok etme çalışmaları mevcut. Bu açıdan sordum özellikle. Ya aslında şöyle, bu proje aynı zamanda birbirimize karşı ülkeler arası önyargıları kırmak, empati oluşturmak, benzerlik ve farklılıklarımızı görebilmek için de. Bu anlamda da hani bunu kendi projem için katılımcılar anlamında, ülkeler anlamında yapabildiğimi düşünüyorum. Hani bugün basında bile Ermenistan, Yunanistan hani bize karşı bir takım şeyler yapıyor görünüyor. Ama projede bu tarz şeyler kesinlikle izin verilmedi. Siyasi olaylar olmadı. Hepimiz bir aile içerisinde hani nasıl desem yanlış algıları yıkmaya çalıştık. Bunun için çalışmalar yaptık. Dediğim gibi bir aile gibiydi. Ve hani kendi üstümüze düşen görev Türkiye Cumhuriyeti'ni diğer ülkelerde de tanıtmak. Ve dediğim gibi benzerlik ve farklılıkları tabii ki görebilmekti.
Bunu kendi adıma ve proje arkadaşlarım adına başarabildiğimize inanıyorum. Dediğiniz gibi koruma bilinci herkes için çok önemli. Hani eğitim kademesinden başlaması gerekiyor. Böyle bu şekilde soracaklar. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Eda Nur hocama da bir soru sorayım. Tabii COVID hocam. COVID sosyalleşme sizce uygun bir başlık mı hocam? Yani COVID'e karşı aslında birazcık daha ılımlı davranabilmek ve ne bileyim çocuklarımızı birazcık daha sosyal hayata dahil etmek. Bunları düşünerek yani COVID bizi asosyalleştirdi fakat bununla yani sosyalleşebileceğimizi vurgulamak için aslında bu başlığı seçtik. COVID bizi hareketsizleştirmiş olabilir, evlere bağlamış olabilir ama bunu yenebiliriz beraber. Onun mesajını vermek istedik aslında bu başlıkla. COVID döneminde ya da desek daha uygun olmuyor muydu hocam? Burada COVID'i çok sevimli bir hale getirmiş gibi bir şeyler hissediyorum yani algı olarak. Onun için sordum. Şöyle aslında algı eğer onu yarattıysa güzel olmuş. Çünkü çocuklarımız bu dönemde bambaşka bir boyuta büründüler. Maskeler, evler, kısıtlamalar. Onları çok demoralize eden, psikolojik olarak çökerten bir dönem. O yüzden eğer o şekilde bir sempati duydurduysak ne mutlu bize. Aslında her şeyin sağlıkla ve alınan önlemleri uygulamayla aşabileceklerini görmüş oldular. Bu da bizi mutlu eder eğer öyle anlamışlarsa onlar da. Bilmiyorum onlar öyle anladı mı ama bu başlıktan böyle bir durum çıkartılabilirdi yani. Daha sempatik hale getirme gibi. Hı hı. Evet hocalarım, sizlerin var mı soruları, cevapları? Teşekkür ediyoruz böyle güzel fırsatı sunduğunuz, hazırladığınız, bu kadar emek verdiğiniz için. Ben kendi adıma teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Büyük bir emek var. Telegram grubunda işte sorulara yanıt vermeden tutun yapılan link paylaşımına kadar çok profesyonel ve çok ince düşünülmüş güzel bir organizasyon oldu. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Ben de teşekkür ediyorum Yusuf Hocam. Özellikle Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin çalışmalarımızı görünür kılmış olması, UPS çalışma ekibine ve sizinle tanışma fırsatı bulduğumuz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca hızlıca projeyi sunmak durumunda olduğum için proje ortaklarıma katkılarından dolayı teşekkür edememiştim. Buradan sesleniyorum proje ortaklarına. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir ekiptik. İzliyorlardır büyük ihtimalle izleyici platformundan. Evet, bu aracılıkla ben de teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin ismini tek tek sayamadım. Biraz telaş oldu. Aslında proje kurucu ortağım Gül Hocam'la beraber sunacaktık ama ikimizin de heyecanıyla bir anda kendimizi burada bulduk ve neyse ki slaytımızı sağ salim yükleyebildik. Proje ortaklarıma da aile oldukları için, bize çok destek oldukları için çok teşekkürler. Bu bizim Gül Hocam'la ilk projemizdi. İlk e-teaming tecrübemizdi. Böyle bir şeyle taçlandırmak bizi çok gururlandırdı. Teşekkür ediyoruz sizlere de Yusuf Hocam. Ben de Cultural Heritage ailesi olarak kurucu ortam Marinella Tati'ye ve diğer tüm değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Eğer onlar olmasaydı böyle bir projeyi gerçekten gerçekleştiremezdik. Ayrıca beni bu projede sonuna kadar destekleyen müdürüm, okul müdürüm Fatih Pehlivan'a da buradan çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ayrıca UPS ailesindeki tüm hocalarıma da bize böyle bir imkan sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımı da gönülden kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle güzel projeler kazandırabilmek bizler adına büyük bir onurdur. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılan bu çalışmalar özellikle öğrencilerimizin sıkıcı okul hayatının daha çok renkli hale gelmesini sağlıyor. Kendilerini işin içine dahil ediyorlar. Uygulamalarla olsun, materyal hazırlamaklar olsun. Kuru kuru, kaba bir tabir olacak ama koyunun kaval dinlediği gibi ders dinlemek yerine hep birlikte ders işlemeyi, işbirliğiyle daha güzel sonuçlar ortaya çıkarılabileceğini, sadece kendi bölgelerindeki insanlar değil,
farklı ülkelerden, farklı bölgelerdeki öğrencilerin ve insanların olabileceğini, bunların nasıl yaşadıklarını, kültürel farklılıklarını, durumlarını anlayabilmeler açısından bu tür çalışmaların gerçekten çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke sadece uzaktan, böyle internet üzerinden değil, bazı durumlarda yüz yüze, bizzat oralara kadar giderek, çeşitli şekillerde olabilir. Yani illaki devletlerin bu işi karşılamasına gerek yoktur. Bazen sponsor bulunabilir ya da ailelerden destekler alınarak. Çünkü bu tür gezilerde yurt dışına çıkış imkanları daha rahattır. Yüz yüze oraların da görülmesi sağlanarak bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi çok daha faydalı olacaktır. Özellikle ülkemizin gelişmesi ve geliştirilmesi adına. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer başka sorularımız yoksa biraz erken bitireceğiz ama yapacağımız bir şey yok. Bize verilen süreler bu şekildeydi. Buna uyduk. Güzel bir toplantı oldu. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılım ortaklarınıza da aynı şekilde. Burada siz onların sadece birer temsilcisisiniz. Biz de üniversitemizin bir temsilcisiyiz. Hepsine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel toplantıya katıldığınız için. Ve tanıştığımız için ayrıca çok memnun olacağım. Hepiniz bekleriz inşallah buralara. Görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.